Merhaba sevgili arkadaşlar. Biliyorsunuz son zamanları dünya artık ve Türkiye koronavirüse yatıp koronavirüse kalkıyor sevgili arkadaşlar. Bu arada Türkiye'de birçok fırsatçı da doğdu. Özellikle kolonyadan tutun da maskeye ve sevgili arkadaşlar makarnaya, gıda ürünlerine kadar birçok sektörde stokçular ve sevgili arkadaşlar fırsatçılar fahiş fiyatlar uyguluyorlar. Biz de bugün işte bu fahiş fiyat uygulayan stokçuları sevgili arkadaşlar ve fırsatçıları kınıyoruz. Ve artık simge olan bu koronavirüse simge olan kornamla onları sevgili arkadaşlar kornalıyorum. Ve sevgili arkadaşlar bugün sokaktaki insanlarımıza şunu soracağız. Bu fırsatçılar ve stokçular hakkında neler düşünüyorsunuz diye soracağız. İşte sevgili arkadaşlar İstanbul'daki sokak röportajlarım başlıyor. Merhaba sevgili arkadaşlar, şu anda yanımızda çok yakışıklı bir beyefendi arkadaşımız ve çok güzel bir kız arkadaşımız var. İsimlerinizi öğrenebilir miyim? Faruk. Faruk sizin? Sema. Sema memnun oldum. Ben de Şener. Farukçum, benim YouTube kanalımı takip ediyor musun? Evet. Eyvallah. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olasın. Farukçum biliyorsun Türkiye ve dünya koronavirüse yatıp koronavirüse kalkıyor. Özellikle biliyorsun Türkiye'de kolonya başta olmak üzere işte makarna ve işte maske gibi fiyatlarda fahiş fiyatlar artışı oldu. Fahiş artışlar oldu. Sen bu stokçulara ve bu asalak insanlara neler söylemek istersin Farukçum? Ben sağlık okuyan birisiyim. Hemşirelik okuyorum. Öyle mi? Zamanda. Fiyatlar gerçekten üzücü. Bu böyle bir dönemde milletimizle bir birlik içinde olmak gerekirken millet almamaz hali geliyor. Ben geçen gün mesela zor durumda kaldım. Nedir o Faruk'un zor durumda kaldığın durum? Şimdi geçen gün Taksim tarafına gideceğim. Hepsi turist. Mecburen maske takmak zorundaydım. Ben evet. Eczaneye gittim. Hı-hı. 60 liraya maske satıyorlarmış. Gerçekten mi? Aman Allah'ım. Normalde Farukçum bu maskenin fiyatı ne olması gerekiyor? Yani taş patlasın 2-3 lira falandır. 2-3 lira değil mi? Aynen. Sıradan bir maske. Ben 60 de lira. 60 lira yani öğrenci olduğum için kalkıp da bir maske 60 lira verecek halim yok. Kolonya'da sordum 30 cc 35 lira dedi bana. Aman Allah'ım. 35 yani lira. Yani normalde fiyatı 10 lira falan olması taş gerekiyor. Taş patlasın 15 liradır. Yani böyle bir dönemde bunların yapılmaması gerekiyor. Yani bu fırsatçılara diyorsun buradan hakikaten lanet olsun Allah kahretsin diyorsun. Yani vicdan sahibi bir insan böyle yapmamalı. Allah yardımcımız olsun ne diyelim. Amin. Sonra peki Sema sen de gel lütfen. Devletimizin bu konuda ne gibi önlemler alması gerekiyor Farukçum? Yani şu an yeni yeni geldiği için böyle bir zamanda elimizi çabuk tuttuğumuzda gerçekten yayılmaması için iyi bir zaman. Sen de çünkü sağlıkçısın. O yüzden soruyorum. Aynen sağlık okuyorum. Az bir bilgim var. Yani bu metrobüs duraklarına yapılan dezenfektanlar çok az geliyor. Yani gereken önlemler çabuk alındığında yayılmaması lazım. Diyorsun yani gereken önlemi alması gerekiyor. Sema bu konu sen neler söylemek istiyorsun? Bir şey söylemek. O zaman Faruk şöyle yapalım. Bu fırsatçılar ve asalak insanlara karşı kornamızda böyle protesto edelim. Sen de protesto lütfen. Çünkü senin protestosun çok önemli bizim için lütfen Faruk. Lütfen biraz vicdan sahibi olalım. Faruk'a çok teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Vicdanlı olalım. Arkadaşlar İstanbul'daki sokak röportajlarımız devam ediyor. Merhaba sevgili arkadaşlar. Şu anda röportajlarımız olanca hızıyla devam ediyor. Yanımızda çok güzel ve naif bir hanımefendi var. İsminizi öğrenebilir miyim? Funda. Funda Hanım memnun oldum. Benim Şener Bozbey. Funda Hanım biliyorsunuz Türkiye ve dünya artık koronavirüsle yatıp koronavirüsle kalkıyor. Ama bu arada Türkiye'de birçok fırsatçı ve stokçu doğdu. Özellikle kolonya, işte maske ve makarna gibi böyle hijyen ve yiyecek içecek konusunda fırsatçılar ve stokçular çok fahiş fiyatlarla satışlarına başladılar. Onlara neler söyleyeceksin? Neler söylemek istiyorsun buradan? Ay çok saçma buluyorum bu stoklama olayını. Marketler zaten kendileri stokluyorlar. Ertesi gün gittiğinizde gene bulacaksınız aynı şeyleri orada. Yani bir çabuk galyana gelen bir toplumuz ne yazık ki. Bir hafta sonra bütün bu paniğin öleceğini düşünüyorum ama... Aa, bu çok önemli. Yani evet. Bir hafta sonra Türkiye'de bu panik bitecek mi size Funda Hanım? Bence yeni bir gündem oluşturulacak ve bitecek diye düşünüyorum. Evet. Kesinlikle. Zaten yani bu vardı. Bir günde oluşmadı bu virüs. Ama biraz geç kaldılar herhalde bunu anons etmek
gerekmekte. Ama çok fazla böyle insanları da etkileyen bir virüs, yani şey gibi, grip gibi 70 yaş üstüne etkiliyormuş anladığım kadarıyla. İnsanlar bence dışarıya çıksınlar, hayatlarını yaşasınlar. Bu çok önemli bakın. Evet. Kesinlikle. Arkadaşlar, Funda Hanım'ın bu mesajı çok önemli. Ben Funda Hanım, İstanbul'da genel olarak böyle bir insanlar bir korku, panik falan görüyor musunuz? Gözlemliyor musunuz? Evet, evet. Ya Kadıköy bomboş şu anda. Cumartesi öğleden sonra tiyatroların, sinemaların, operanın olduğu bir yer ve şok içiriyorum. Yani kafelerde yok kimse ve tek konuşulan konu bu. Ve insanları biraz da paranoya yapıyor. Yani biraz da medya bunu pompalıyor değil mi? İnsanlar... Kesinlikle. Artık ben gazete okumuyorum, haberleri izlemiyorum. Yani çok negatif bir etki diyor insanlar. Zaten şu anda tam mevsim geçişi. Yani nezle, grip ayı. Zamanında insanlar herhalde hapşıranlar, öksürenler de paranoya olmuştu. Evet, paranoya. İnsanlar artık paranoyak oldu. Yani gerçekten korkuyorlar böyle birisini hapşırıp. Yani saçma. Bence insanlar çıkıp bu baharın, baharın tadını çıkarsınlar kesinlikle yani. Saçma. Anladım. Buluyorum bu paniği. Ama söylediğiniz gibi medya bunu pompalıyor negatif bir şekilde. Hiç öyle bir şey yok aslında. Yani. Geçsinler, dolaşsınlar. Baharın, güneşin tadını çıkarsınlar. Aynen, aynen. Bu stokçulara da şey, fırsat vermesinler. O zaman şöyle yapalım. Siz koronayı lütfen tutun. Evet. Onları böyle basın. Onları, stokçulara, bütün bu asalak insanı koronayalım lütfen. Koronamızda. Evet. Funda Hanım, çok teşekkür ediyoruz. Arkadaşlar, İstanbul'daki sokak röportajlarımız devam ediyor. Merhaba sevgili arkadaşlar. Şu anda İstanbul'da olanca hızıyla röportajlarımız devam ediyor. Ve yanımızda çok naif ve güzel hanımefendiler var. İsminizi öğrenebilir miyim? Müge Ülger. Müge, memnun oldum. Sizin? Filiz. Filiz, memnun oldum. Çocuklar sizin? Yiğit. Senin? Berk. Yiğit ve Berk, memnun oldum. Şimdi hanımefendiciğim, biliyorsun Türkiye'de ve dünyada koronavirüs fırtınası var. İnsanlar artık çok korkuyor. Fakat bu arada Türkiye'de koronavirüsten yararlanan bir takım fırsatçılar doğdu. Asalaklar doğdu. Stokçular doğdu. İşte kolonyadan tutun da makarnaya kadar ıslak mendil. Evet. Birçok fiyatın, birçok kalemin fiyatı arttı. Bu konuda neler söyleyeceksiniz o insanlara ve Türkiye'ye ne gibi mesajlarınız var? Ya neler söyleyeceğim? Mesela şu an biz alışverişten dönüyoruz. Hı? Gerçekten 4 TL'ye aldığım ıslak mendil şu anda 13 TL. Gerçekten mi? Yemin ediyorum. Aman yani Allah. Hani gözlerime inanamadım ya gördüğümde. Evet. Sonra şey dediler, yani eğer 10 TL'lik alışveriş yaparsanız işte 4 liraya geliyor ama normal fiyatı 4 lira. Yani mesela çok ismi bilinmemiş kolonyalar atıyorum 3,5-4 TL'yken şu anda yemin ediyorum 20 TL'den aşağı kolonya yok mesela. Arkadaşlar bakın, 3,5-4 liralık kolonya hanımefendi diyor ki şu anda 20 liradan satılıyor diyor. Gerçekten inanmıyorum. Yani gezdiğinizde de anlayabilirsiniz zaten. Buyurun Bahariye bir çıkın gezin ya da öbür Halit Ağa Caddesi'ne gezin. Gerçekten biz hem çok zorlanıyoruz kolonya bulmakta, bulduğumuz zaman da güvenemiyoruz bir de merdiven altı mı nasıl bir şey. İsmini hiç duymadığımız kolonyalar yemin ediyorum 20 lira, 15 lira yani 15 TL. Evet. Önüne bunun tabii ki geçilmeli. Yani bu kadar. Peki hanımefendiciğim, devletin bu konuda ne gibi tedbirler alması gerekiyor? Bir de sanırım 175'i ihbar edin dedi devletimiz. Evet. Bu konuda neler söyleyeceksin? Bir bilginiz var mı? Biz ihbar edelim tamam ama tabii ki bunun da önüne geçsinler. Artık ne şekilde bir yol izleyecekler bilmiyoruz. Yani koronavirüsü deyip bir yani tamam dünya bu hastalıkla uğraşıyor ama Türkiye'de bir sömürü var değil mi? Koronavirüs üzerinden. Aynen. Türkiye'de bakın, Türkiye'de evet bir sömürü var. Bunun önüne geçilmeli. Artık nasıl bir yol izlemeliler bunu bilemiyorum. Ama tabii ki bunun önüne geçmeliler diye düşünüyorum. Anladım. Çok çok teşekkürler. Size bu konuda neler söyleyeceksiniz? Aynen arkadaşıma katılıyorum. Yani 3-5 liralık şeyler kat kat fazlası yani. Bence hiç normal değil. Değil değil mi? Yani. Devletimizin de buna hemen bir an önce... Bir an önce etiketlere dikkat edilmesi gerekiyor. Aynen. Anladım. Çok çok teşekkürler. Arkadaşlar, İstanbul'daki sokak röportajlarımız devam ediyor. Merhaba sevgili arkadaşlar. Şu anda bir arkadaşımız yanımızda. İsmin nedir delikanlı? Rüzgar. Rüzgar, memnun oldum. Benim de Şener. Biliyorsun bu koronavirüste insanlar artık çok tedirgin Türkiye'de. Evet. Ama bir takım da fırsatçılar doğdu Rüzgar, biliyorsun. Evet. Şu anda işte kolonya fiyatları, maske fiyatları, makarna fiyatları, fahiş fiyatlarla artmış durumda. İşte stokçular ve biliyorsun fırsatçılar doğdu. Bunları neler söylemek istersin Rüzgar? Abi öncelikle şöyle, Türkiye bir Müslüman ülke. Türkiye'de yapılıyor yani bu, çok Müslümanlar yapıyor bunu. Hani yabancı ülkeler genelde hani Müslüman değiller. Onlar bedava kolonya falan dağıtıyorlar virüs için. Bunlar Müslüman olmadığı için cehenneme gidecek. Ama bizim Türk Müslüman insanlar kolonya 15 liralık kolonya 35 liraya satıyorlar. Bunlar da Müslüman olduğu için cehennete gidecek. Yani bu adalet değil bence. Adalet değil. O zaman bunları bir kornalayalım sence. Ya şiddetli.
Kornalıyoruz yani. Kornalıyoruz. Kınıyoruz. Aynen, kınıyoruz. Evet. Bence iyilik yapılmalı. Tamam. Fiyatlar arttırılmamalı ve hatta bedava dağıtılmalı yani. Diyorsun. Ülkecek yani. Savaşmalıyız. Evet. O zaman kornalayarak bir röportajımızı sonlandıralım. Rüzgar, çok teşekkür ediyoruz. Arkadaşlar, sokak röportajlarımız devam ediyor. Merhaba sevgili arkadaşlar, işte İstanbul'daki sokak röportajlarımız devam ediyor. Şu anda bir kardeşimiz yanımızda. İsmin nedir? Mahmut Köse. Mahmut. Evet. Mahmut'cum, memnun oldum. Şimdi biliyorsun, Türkiye'nin ve dünyanın gündemi koronavirüs. İnsanlarla koronavirüsle yatıp koronavirüsle kalkıyor. Çok korkuyorlar. Evet. Ama Türkiye'de de bir takım böyle sokçular ve menfaatçiler doğdu böyle. Evet. Fırsatçılar doğdu. İşte maskeden tut da kolonyaya kadar, makarnaya kadar birçok kalemin fiyatı arttı. Sen bu konuda neler söyleyeceksin? Bu fırsatçı burada neler söyleyeceksin Mahmut? Ya ülkemizde genel bir zaten bir ekonomik kriz var zaten, doğru söz konusu. Ama namus esnaflara lafımız yok, ama fırsatçılara, hani böyle şeylerden faydalanan insanlara karşı bir tepkimiz olmasını gerektiğini düşünüyorum ben. Hani namaz 5 vakit farz ama insandaki 24 saat farz. Evet. Hani, onu tekrarlayalım Mahmut'cum, namaz? Namaz 5 vakit farz ama insandaki 24 saat farz. Evet, hani insanlara doğru. Fırsatlar, hastalıktan yaralanmak, bence bu en yanlış ve kültürümüzün de tam tepki bir konusu, yani öyle olduğunu düşünüyorum. Ben zaten bizim şimdiye kadar kültürümüzde insanlara yardım etmek, onlarla hastaların yaralarını sarmak varken, ama tam tersi insanlar bunu kendi kişisel menfaatlerine, kendi doğrultularına yönetiyorlar. Bu çok yanlış bir şey. İnşallah devletin kanalları, devletin mensup olduğu kanallar, bunlarla ilgilenen birimler, zabıtadır, işte İçişleri Bakanı, bakanları bunlara gerekli önlemleri alabilirler. 3 liraya aldığımız kolonyo şu an olmuş 15-16 lira. Bazı yerlerde 20 lira. Çok yazık değil mi? Yazıklar olsun yani bu fırsatçılara, bu menfaatçılara, asalaklara yazıklar olsun diyoruz değil mi? Yazıklar olsun. Evet. O zaman kornayalım onu. Kornayla bir sıkalım onları. Kornayalım şöyle. Yeter mi? Yeter. Biraz daha sıkalım. Olsun. Aynen. Evet arkadaşlar, arkadaşımızın dediği gibi bu fırsatçılara, menfaatlere, asalaklara hepsine kornalıyoruz. Tepkimizi bu şekilde devam gösteriyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar, İstanbul'daki sokak röportajlarım devam ediyor. Merhaba sevgili arkadaşlar, olanca hızlıyla röportajlarımız devam ediyor. Şu anda bir kardeşimiz yanımızda. İsmin nedir? Esat. Esat, memnun oldum. Benim de Şener. Esat, biliyorsun Türkiye'de ve dünyada koronavirüs fırtınası var. Evet. İnsanlar çok korkuyor artık koronavirüsten. Ama bu arada Türkiye'de bazı işte kolonya gibi, maske gibi, işte makarna gibi fiyatlar fahiş şekilde artırıldı. Bir takım stokçular ve fırsatçılar bundan yararlanmak istiyorlar. Bunlar hakkında ne düşünüyorsun Esat? Vallahi yanlış bir şey yani. Herkesin başına gelebilir. Yani sonuçta bu ülkede onlar da yaşıyor. Onlar da bu ülkenin vatandaşları. Tabii yani buna devletin önüne geçmesi lazım bunun. Yani onları o zaman şöyle yapalım mesela. Onları kornalayalım. Kornayla protesto edelim. Evet. Arkadaşlar gördünüz. Artık simge olan koronavirüse karşı kornayla, Esat olduğu gibi ben de bütün bu fırsatçıları ve asalakları sevgili arkadaşlar, stokçuları kornalıyorum. Arkadaşlar, İstanbul'daki sokak röportajlarımız devam ediyor.